Yalçın hocam, milli güç demişiz. Nedir milli güç hocam? Şimdi milli güç nedir? Milli at üzerinde bir devletin gücünü, bir devleti devlet yapan, gücünü oluşturan unsurlardan bahsedeceğiz. Yani asker olur mu? Asker ya. İşte sadece askeri değil işte mesela. Ha başka, onu göreceğiz o mesela, zaman. Mesela bir devletin askerisi çok güçlüyse şu anlama gelmez. O devlet çok güçlüdür anlamına gelmez. Ekonomik anlamda. Tabii daha... ekonomik anlamda, insan niteliği açısından vesaire. Bakalım bizim milli güçlerimiz nelermiş hocam? Bakalım. Siyasi güç. Şimdi Atatürkçü düşünce anlayışında ki ilk sırayı siyasi güç alır ki, siyasi güç nedir arkadaşlar? Bir devletin milli hedeflerine ulaşabilmek için, işte milli değerlerini korumak, geliştirmek amacıyla kullandığı güçtür siyasi güç. Ya şöyle söyleyelim mesela, daha açık şekilde söyleyelim, somut şekilde, teorik olarak söylemeyelim de, pratik şekilde söyleyelim. Mesela siyasi güç, bir ülke iyi şekilde yönetiliyorsa, evet, bir ülkede işte sürekli darbeler yoksa, hı hı, o ülkede siyasi güç vardır. Ama bir ülkede sürekli darbeler varsa, bir ülkede sürekli iktidarlar değişiyorsa, bir ülke iyi bir şekilde yönetilmiyorsa, o ülkenin siyasi gücü tabii ki kötüdür. Evet. Onu söyleyelim. Siyasi güç budur. Yönetimle ilgilidir daha doğrusu. Askeri güç zaten aynen. Hem askeri güç nedir? Hem savaş anlamında insan faktörü, insan asker sayısı bakımından, hem de savaş teknolojisi bakımından önemli. Mesela mesela Türk ordusu insan sayısı bakımından dünyanın en büyük ordularından bir tanesi. Asker sayısı bakımından dünyanın en büyük ordularından bir tanesi. Ama teknolojik bakımından dünyanın tabii yine en büyük ordularından bir tanesi. Fakat işte ilk üçte değildir mesela. Evet. Şimdi artık şimdi savaş nasıl savaşlar? Gidip askerler savaşmıyor. Şimdi savaş nedir? Bir düğmeye basıyor, gidiyor, roket neyse nereye vuruyor, bitti, olay bitti. Evet. Ekonomik güç. Para. Para tabii ki. Bir ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sağlıklı bir şekilde kullanması bu ekonomik gücü gerektirir zaten. Ki aslında hepsinin de başı ekonomik güçtür. Tabii. Ekonomik güçtür. Nüfus gücü, demografik güç. Yani demografik neydi? Nüfus, nüfusla alakalı. Nüfusun yapısı, işte nüfus eğitimliyse, genç nüfusa sahipse o ülkede tabii ki nüfus gücü, demografik gücü fazla olacaktır. Onu da söyleyelim. İş imkanlarının fazla olması gibi durumlar, nüfus gücü. Yani nüfusun nitelikte olması, öyle söyleyelim biz. Evet, evet, o daha kötü olur hocam. Coğrafi güç. Bir ülkenin jeopolitik konumu, mesela Türkiye'nin coğrafi gücü fazladır, güçlüdür. Evet. Neden? Jeopolitik olarak işte Asya, Avrupa arasında köprü, klasik. Orta Doğu'ya yakın, petrollere yakın. Üç tarafı denizlerle çevrili. Üç tarafı denizlerle çevrili. Ki Türkiye'nin coğrafi gücü, jeopolitik gücü fazla olduğu için aslında Türkiye'nin başı belada kurtulmuyor. Yani bir yönden onu da söyleyelim, onu da söyleyelim. Coğrafya kaderdir. Coğrafya kaderdir. Şunu da söyleyelim arkadaşlar, bakın şunu kesinlikle söyleyelim. Askeri güç değişebilir, ekonomik güç değişebilir, siyasi güç değişebilir, bilimsel güç değişebilir, sosyo-kültürel güç değişebilir. Ama coğrafi güç değişmez. Neden değişmez? Mesela Türkiye'nin coğrafi gücü nedir? Jeopolitik konumu nedir? Jeopolitik konumu? İşte Anadolu'da 36-42-26-45 meridyenlerindeki bölge. Evet. Türkiye'nin şey değişecek mi? Sınırları sürekli değişiyor mu Türkiye'nin? Hayır. Değişmez. En azından daha kalıcı diyelim. Daha kalıcı. Ha, belki yüzyıllar geçer. O ayrı bir şey. Devletler kurulur, yıkılır, o ayrı bir şey. Ama gerçi coğrafi gücümüz değişmeyecek inşallah. Değişmeyecek. Yani daha kalıcı. Aynen öyle kullanalım. Daha kalıcı. Diğerleri hepsi değişebilir ama coğrafi güç daha kalıcıdır. Yani değişme olasılığı daha azdır. Onu söyleyelim biz sorularda. Bu tarz sorular geliyor çünkü. Bilimsel ve teknolojik güç, işte bilimdeki ve teknolojideki yenilikleri takip etmek ve uygulamayla ilgilidir zaten. Yani burada günümüzde bu çok önemli hocam. Çok önemli tabii. Günümüzde evet, çok 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 önemli. Yani bu gücü elinde tutan zaten yönetiyor. Aynen aynen. Mesela bugün Hindistan'a bakıyorsun. Mesela belki bir şey izliyorsun mesela. Televizyonlara bakıyorsun. Hindistan'la ilgili belgesellere bakıyorsun. İnsanlar aç sefil şekilde mesela. Ama mühendislerin çoğu oradan çıkıyor. Ama bakıyorsun ki mesela bilişim teknolojisi, bilişim de dünyanın en iyisi. Evet. Mesela bu Hindistan'ı ayrı bir noktaya koyuyor mesela. Bilişimdeki bir numara olması Hindistan'a dünya devletlerinin Hindistan'a bakışını daha da değiştiriyor değil mi bu? Evet, daha evet. da değiştirecek. Sosyo-kültürel güç demiş. Sosyo-kültürel güç. Şimdi bir milletin geçmişten gelen kültürüyle ilgilidir bu. Şöyle söyleyelim. Atatürk'ün dediği gibi Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Türk milleti bilim ve öğretim güçlerini yenmesini bilmiştir. Sözüyle Türk milletinin psikososyal gücü oluşturan özelliklere sahip olduğunu ifade etmiş. İşte bu anlamda ne kadar üst noktaya kendimizi getirebilirsek anladığım kadarıyla evet. sosyo-kültürel gücümüz de o kadar artacak. Aynen, aynen. Mesela Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir.
Türk milleti birlik ve beraberlikte güçlükleri yenmesini bilmiştir sözü geldiği zaman mesela sorularda bu sosyal kültürel güçle ilgilidir ya da nüfus gücüyle de ilgilidir diyebiliriz. Ama genel olarak sosyal kültürel güç ya da psikososyal güçle ilgilidir bu cümle Atatürk bu sözü. Onu da söyleyelim biz.